Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporu başlıyor. Türk denizciliğinde altın çağ dönemi başladı. Türkiye ve Malezya arasındaki işbirliği çalışmaları son hız devam ediyor. Türkiye'nin Malezya Kraliyet Donanması'na 3 korvet inşa etmesine ilişkin resmi imzalar geçtiğimiz günlerde atılmıştı. Gemilerin inşasına bu yıl başlanması ve 3,5 yıl içerisinde 3 geminin de teslim edilmesi planlanıyor. Gemilerin sistemlerinde Made in Türkiye imzası olacak. Söz konusu anlaşmayla sadece gemi inşa edilmeyecek, Cenk-S radarından atmaca füzelerine, stabilize toptan geminin savaş yönetim sistemine kadar çok farklı sistem ve sensörler de Türk firmaları tarafından üretilecek. Bayraktar TB3 bir ilki daha yaşattı. Bayraktar TB3 SİHA geçtiğimiz günlerde Keşan'da bir uçuş gerçekleştirdi. Söz konusu uçuşta Bayraktar TB3'ün yüksek irtifa sistem tanımlama ve performans testi yapıldı. Yerli motorla 36.310 feet irtifaya çıkan Bayraktar TB3 yeni başarısını gökyüzüne yazdı. Böylece Milli SİHA kendisine ait en yüksek irtifaya da çıkmış oldu. Milli Havacılık tarihinin irtifa rekoru ise 45.118 fitle Bayraktar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'ya ait. Yeni vergi paketinde sanayi bölgeleri yer alacak mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni vergi paketini hazırladı. Düzenlenen yeni vergi paketinden tüm kesimler payını aldı. Organize sanayi bölgeleri de bu düzenlemede unutulmadı. Bakanlığın hazırladığı vergi paketinde OSB'lerde KDV istisnası vergi düzenlemesine eklendi. OSB'lerdeki düzenleme ile ihracatın teşvik edici yönü bulunduğu, ayrıca istisnanın ihracatla sınırlandırılmasının tahmini gelir etkisinin de 7 milyar lira olacağı öngörülüyor. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu. İstanbul Sanayi Odası tarafından Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu sonuçları açıklandı. 2023 yılı verilerine göre en büyük şirket 484 milyar liralık satışla TÜPRAŞ oldu. TÜPRAŞ'ı 238 milyar liralık satışla Ford Otomotiv ve 227 milyar liralık satışla Star Rafineri takip etti. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, üretimden satışların 2023 yılında %421 artarak 6 trilyon 375 milyara çıktığını söyledi. Fakat söz konusu büyümede bir önceki yıla göre yaşanan deprem felaketi ve seçimler sonrasındaki ekonomi politikaları nedeniyle gerileme görüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı dolandırıcılığa karşı hangi uyarılarda bulundu? Son dönemlerde hayatımıza giren yapay zeka bazı alanlarda tehlike arz etmeye başladı. Yetkililer tehlike arz eden durumlar için harekete geçti. Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı yapay zeka dolandırıcılığının bugünün en önemli tehlikelerinden biri olduğunu vurguladı. Yapay zeka tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gibi konuşturularak vatandaşlara yatırım tavsiyesi veren videolar kaldırıldı. Otomotiv ticaretinde yeni düzenlemelere mi gidiliyor? Ticaret Bakanlığı otomotiv sektöründe yaşanan stokçuluk faaliyetlerine yönelik yeni düzenlemeleri gündemine almıştı. Otomotiv ticaretinde 6 bin kilometre ve ilan kısıtlamasına gidilecek. Çalışmalarına son hız devam eden bakanlık, sektördeki adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden oluşturmayı amaçlıyor. Düzenlemeyle elde edilen söz konusu kazanımlar göz önünde bulundurularak, ilgili iki düzenlemenin de 6 ay süreyle 1 Ocak 2025 tarihine kadar yeniden uzatılmasına bakanlık tarafından karar verildi. Akbank'tan evlenecek çiftlere müjde. Bir taraftan artan enflasyonla mücadele etmeye çalışan gençler, bir taraftan da yuva kurmaya çalışıyor. Çeyizi, mobilya sakınası derken düğün fiyatları da cep yakmaya başladı. Akbank, düğün hazırlığı yapan çiftlere destek olacağını açıkladı. Evlilik hazırlıklarına destek olmak amacıyla çeyiz çekilişi kampanyası başlattı. Çeşitli hediyelerin yer aldığı çekilişin son tarihi ise 31 Temmuz. Vatandaşlar Akbank mobil üzerinden kampanyaya katılım sağlayabilecekler. Ayrıca
Akbank Mobil'den ilk kez Akbanklı olanlar Akbank Mobil'in 3. yılına özel olarak ekstra 5 çekiliş hakkı daha kazanacaklar. Kredi kartı harcamalarında yeni döneme mi geçiliyor? Enflasyonun artmasıyla bankalar ATM'lere para yetiştiremeyince ATM'lerde artık yeni dönem başladı. Vatandaş artık nakit para taşımıyor, kredi kartıyla ödeme yapıyor. Kartla ödeme yapılması da kağıt para kullanımını büyük oranda azaltıyor. Fakat bu defa da kartlı ödemelerde temassız işlem limiti yetmemeye başladı. Hal böyle olunca milyonlarca kişinin kullandığı kredi kartlarında yeni düzenlemeye gidilmesi kararı alındı. 1 Temmuz'da başlayacak olan yeni düzenleme ile temassız işlem limiti de 1500 lira olarak belirlendi. Haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.